4 may günü Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Komitesi'nin Ali Komissarı Volker Türk, Xitay'nın nöbeti Uyghur ve Tibetlerinin negizlik hak hukuklarını depsendi kılvatkallığını tılgı aldı. Şundakla Xitay'nın kişilik hukuk vaziyetini yakışlaşkı çakırdı. O yana Xitay'nın Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Komitesi işhanısı ve başka kişilik hukuk organları oturgu koygan tekliflerini emilileştirişini talep kıldı. Halbuki Xitay izchil türde Uyghurlarni keng ko'lamda lagerlarga qamaganligi ve Uyghurlarga irqiy qirg'inchilik ilib bog'anligidek jinoiy qilmishlarini inkor qilib kelmoqda. 5 may kuni Xitay Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Mao'ning muxbirlarni kutilish yig'inda Volker Turkning yuqorqi so'ziga inkos qaytirgan. O, dünyadaki yüznetçi devletinin Xitay'nın Uyghur, Tibet ve Hong Kong'daki kişilik hukuk siyasetini kollukallıkını, bunun özüyle Xitay'nın bu cihette haklı ikerliğinin delili ikerliğini ilgir sürgen. Amerika Avam Palatası'daki iki partiyadan kegen 19 kişilik grupa 5 Mart Amerikalıklarını çetel düşmelerinin kontrol kıladığan kılmışlardan koğdaş namlı kanun layısını oturgu koydu. Bu kanun Xitay Texnik Şirketi Baidu'nun danısının 6 ay içinde danlıksın bəhirləş programması TikTok'ni setişini ya ki çekilinişini tələb qılıdı. Amerika əməldarları köp yılladın buyan Xitay şirketlerinin bulup mu TikTok'nin abonetlerden erişken sallıq məlumatlarının Xitay hükümeti ve armiyasının qoluğu çüşüp gelişidin endiş kılvatqallığını bildirip geldi. Xitay devlet iqdarçılığıdaki neft ve tabi gaz şirketi Cenobi Xitay denizde 100 milyon tonnudun artık ispatlanan yeni neft zapısını baykağalığını ilan kaldı. Bu zapasının Guangdong ülkesine yakın Mervay Deryası deltisindeki Kayfeng Cenobi neftliği caylaşkallığı onun da yeni ham neft bağlığı körsetildi. Xabar qilinishicha Amerika armiyasida vazifa o'tayotgan axborot analizchisi Serjan Kurbin Sholiz Xitoy sezgir harbiy hujjatlarini setish jinoyati bilan qo'lga olingan. Federativ ayibnomada axborot analizchisi bu hujjatlarni Xitoydagi bir kishiga 42 ming dollarga sotdi deyilgan. Taftish amaldorlarining aytishicha 2022 yılı 6 aydan başlap Sholtiz ve onun hamrolari torda ve maxfiylashtirilgan uchir epi orqali aloqa qilishga boshlagan. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenskiy tünügün resmi ziyaretti buluş üçün Türkiye'ye kegen bulup İstanbul'daki Dolmabahçe hizmet işhanısı da Türkiye prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen körüşken. Şikirekber Rusya-Ukrayna urşi ve açlık koridoru gelişimini öz çıkagan Türkiye ve Ukrayna münasuvitinin muhim karalmalarını müzakir kagan. Ukrayna prezidenti İstanbul ziyareti jarayanında yana Türkiye'nin Ukrayna deniz armiyası için yasap berip atkan ada tipteki ikinci korvetini ziyaret kılgan.